Selam herkese. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kaan, yani Kerberos. Sen de hoş geldin dostum. Nasılsın? Hoş bulduk İyisin? abi. İyi Allah'a şükür. Sen sormalı. Nasılsın? Ben deyim, sağ olasın. Bir dedik, daha önce zaten biz Kerberos'la, yani Kaan'la şey yapmıştık. Forest'ta yayın Forest'ta yapmıştık. yayın yapmıştık. Bir böyle bir muhabbetimiz de olsun dedik. Oyun üzerine falan filan konuşacağız. Tekrardan hoş geldin Kaan. Kaan, yayınımız başladı. Chat'tekiler, onlar da hoş geldi. Herkese selamlar, saygılar efendim. Kaan, bir seni tanıyalım. Şimdi ben az çok tanıyorum ama yayındakiler de, chat'tekiler de bir tanısın. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun, kimsin, nesin, ne, dinleyicisin abi sen. Abim ben konservatuvar okuyorum. 20 yaşıma gelmek üzereyim. Ankara'da yaşıyorum. Gitar dersi veriyorum. Müzikle ilgili öğrencilerime vesaire olduğunca yardım ediyorum. Elektro gitar çalıyorum. Elektro gitar ana çalgım. Elektro gitarda uzman Ben az olduğumu çok tanıyorum söyleyebilirim ama. kendi dalımda. Yani şu an çoğu şeyini vesaire genel olarak kapsadım ettim. O yüzden ders veriyorum. Hani baktım ben Konservatuvar bu işi. yapıyorum yani. İyi de oldum artık. Öğrendim de çok şey. Gitar dersi vesaire veriyorum. O şekilde ilerliyorum. Güzel. Bir de yayına atladık. Bir PC'm olsun da hep yayın yapayım diye düşünüyordum. Nasip oldu çok şükür. Bugün de bugünlerde işte oyun oynuyorum. Bir yandan yayın açıyorum. Müzik yayını yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Takılıyoruz. O Eyvallah. şekilde. Süper. Daha çok Twitch'te misin sen? Aynen yani YouTube'da çok şey mi? YouTube'a birkaç video attım oldu ama yani daha çok Twitch'te oluyorum. Yani ben de çünkü daha çok Twitch'te gördüm seni. Çok güzel. Evet. Konservatuvarda kaçıncı sınıftın sen? Şu an birinci sınıfım. Bir sene Birinci sınıf. mezuna kaldım. Ben normalde yazılım vesaire okuyacaktım. Sonra yazıldım. Baktım pek benlik değil olmuyor. Çıktım şeyden, üniversiteden. Ondan sonra tekrar girdim. Yetenek sınavlarına vesaire katıldım. Oradan da konservatuara döndüm. Konservatuara okuyorum işte Zor şimdi. mu Yani konservatuvar? Yani biraz böyle müzik, zor. biraz daha şey değil mi? Hani yetenek sınavıyla alıyorlar değil mi hala oraya? Tabii yetenek sınavıyla alıyorlar. Yetenek sınavıyla alıyorlar. Tabii belli puan vesaire almak da gerekiyor TYT'den. Çok saçma bir sebep ama yine de öyle bir şeyleri de var, kuralları da var. Şey olayı var mı Yetenek yani? sınavları zor. Şey olayı var mı? Mesela yetenek sınavıyla alıyorlar ama işte şu kadar barajı aşman lazım gibi bir şey de var mı hala şu Tabii anda? var. Hadi ya, o O hakikaten saçma barajı abi ya. şey ilk müzik öğretmenliği bölümü için mesela var abi. Müzik öğretmenliği bölümüne girmek için ilk 800 bine girmeniz gerekiyor ilk başta. Öyle bir kuralı var mesela. Oo, Yetenek peki sınavlarına katılabilmek için öyle. Her üniversite için böyle değil. sözel derslerden mi, sayısal derslerden mi böyle bir barajı aşmak Hiç yani? ya TYT şöyle, o AYT kısmına göre AYT'de MF sözel yerler. Bizim MF. TYT direkt ilk sınavdan geçmek gerekiyor. Anladım. Vallahi güzel, iyi bir bölümüm var. Ama hep de Teşekkür şey ederim. derler ya, eyvallah hani şey derler yani, ya oğlum müzik okuyup ne yapacağım falan diye. Tiyatro okuyup ne Yok yapacağım abi. falan. Müzik şimdi şöyle okumak bölümü farklı. Yani bir de müzisyen olarak sadece okumadan okuma bambaşka bir şey. Ya yani şimdi mesela müzisyenler diyorlar biz de okumadık. Para kazanamıyoruz diyor. Okumazsan kazanamazsın zaten yani. Hani müzisyenim diyerekten olmuyor. Onlar barda vesaire çalan insanlar genelde gitar çalmayı öğrenip. Yani o işi maalesef öyle işlemiyor. Yani biraz daha işin tekniğini öğretiyorlar size, daha şeyini Tabii öğretiyorlar canım. falan filan. Tabii. Güzel. Biz müzik aynı şekilde konservatuvar okuyorum. Bir yandan da tabii şey de alacağım. Formasyonla müzik öğretmenliği belgem de olacak. Müzik öğretmenliği belgem Süper. olduğu zaman da ayrı şeyde derste vereceğim. Özel derslerim vesaire vermeyi de planlıyorum. Süper. O zaman şimdi yavaş yavaş oyun muhabbetine geçelim. Tamamdır. Oradan yine böyle şey, konumuz, muhabbetimiz şekillenir. Şey yaparız, dallanır budaklanırız. Şimdi ne tarz yayınlar yapıyorsun? Bir bilgisayarım olsaydın yayına başlamak istiyordum. Böyle böyle bir oldu dedin, yayına başladım dedin. Ve ne tarz yayınlar yapmayı düşünüyorsun? Bu arada kameran gitti Kaan. Hatta Kaan düştü sanırım. Abi kusura bakma ben bir düştüm bir şey oldu. Ya yok, sıkıntı değil. Şu anda geliyorsun. Yine Kaan Tamamdır. dönüyor. Döndü, evet. Evet, sorumu duydun mu hacı? Bir daha sorayım mı? Evet duydum. Bilgisayarım olsa yayına niye başlamak istiyordun diye Evet, sordun. sordum yani ne tarz yayınlar yapıyorsun? Niye böyle oluyor? Kamerayı kullanan başka bir program varsa belki onunla Yok. alakalıdır. Tamam şu an olmaması lazım. Soruyu cevaplayayım abi ben kusura bakma Soru şey yapamadım. gitti.
Soru şey abi. Ne tarz yayınlar yapıyorsun? Twitch'te ne tarz yayınlar yapıyorsun ve ne tarz yayınlar yapmayı planlıyorsun? Yani hangi oyunları oynuyorsun mesela? Falan filan. Ya şimdi şöyle benim oyun olarak daha çok single player oyunlar oynuyorum. Hikaye üzerine daha çok giden oyunlar oynuyorum. Yani onlar üzerine oynuyorum ama tabii chat'tekilerle bizim chat'imiz biraz farklı abi benim yayın işim. Ya ben normalde yayın hani işte çok şey olsun, şöyle olsun, böyle olsun falan ineneyim şöyle olsun diye başlamadım. Biraz hani oyun oynarken illa oynayacağım oyunu. Bir şey değişmeyip arkaya atacağım gibisinden diye açtım. Öyle öyle baktım bizim bir ortamımız olmaya başladı. Bizim şey Twitch yanım şöyle oluyor benim. Ben oyunu oynuyorum abi. Bambaşka bir yerdeyim, sadece oyun oynuyorum. Benim chat geliyor ama sadece sohbet etmeye giriyorlar kendi aralarında. Ha, oha, Yani çok iyi. bizim chat farklı. Bizim chat Twitch gibi değil. Bizimki sohbet kanalı gibi daha çok. Bizim bir Discord kanalı var. Ben diyorum ki yayın açtım. Herkes onu bekliyor. Herkes sohbet etmek için beni bekliyor. Mesela ben ölüyorum, rage atıyorum. Sadece orada böğüt öldü falan böyle orada dönüyor. Onun dışında bende hiçbir bağ yok oyunla ilgili. Ben orada Adam oyunumu oynuyorum. Herkes sohbetini yapıyor. hani Benim chat'im öyle. şey gibi böyle. Sen evde oyun oynuyorsun. Arkadaki kanepede 4 kişi muhabbet ediyor ama seninle alakalı değiller, öyle mi? Öyle öyle aynen o şekilde. İyiymiş. Tam olarak öyle. Herkes ona girip ona bekliyor. Genelde bizde öyle dönüyor. Kimse şeye gelmez yani hani. Hadi Kaan'la şey oyun oynamasını izleyelim diye gelmez. Ben de aynı şeyi söylüyorum ya. Ben de sıkılıyorum. Ya yani sıkılırım bir saatten sonra birini izlemekten oyun oynarken. Hani Evet. diyorum sohbet edin diyorum. Daha iyi yani. Yani bizim chat'te hep sohbet ediyor. Herkes birbirle sohbet eder genelde. Evet, zaten genelde şey olması lazım ya, bir mesela bu büyük yayıncılara da bakıyorum. Oradaki çok büyük bir eğlence oluyor aslında oradaki insanlara. Hem yayını yapan kişiye, hem işte adamı izlemeye gelen kişiye, hem oradaki chat'teki kişiye ciddi bir eğlence oluyor. Zaten bir süre sonra böyle karakterler falan da yerine oturuyor. Az çok o yayına gelen insanları tanıyorsun. Discord'da konuşan insanları falan tanıyorsun. Hoş, keyifli şeyler oluyor. Şey de yani, ben geçen bakmıştım, sen şeyi de izliyordun. İzliyordun diyorum, oynuyordun mesela Resident Evil. Orada da öyleydi muhabbet. Hani alttan biri konuşuyor bilmem ne falan filan. Ben de biraz tanık oldum. Ama hoş, keyifli sohbetler dönüyor. Tavsiye ederim. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Gökalp ve Hazard. Fırat da burada. Herkese selamlar Hocam efendim. Soruları kuyumaya sonradan... saldım. Ne demiş? Ya benim Kuyumaya chatimdekiler saldım. geldi trollemeye başladılar zaten. Aleyküm selam. Evet. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Benim chat böyle abi. Güzel güzel. Eğlenceli chat'i severim abi ben. Eğlenceli adamı severim. Şey değil yani, böyle TRT şey gibi olmayacak zaten şimdi muhabbet. Kaan Bey'le oyunlar üzerine konuşuyoruz. Kaan Bey neden oyun falan, böyle bir şey olmayacak Ne? abi Ya efendim işte ne demezsiniz da. şey Ne ya. demezsiniz yani, şöyle bir durum oldu falan. Şey sorayım Kaan. Oyun dışında böyle başka, şimdi sohbet falan dedin ya, oradan benim şey yaptı. Oyun dışında başka bir şey açmayı düşünüyorum, böyle işte just chatting, işte havuz koyayım, top atayım, bikiniyle Abi bir Amorant'ımız olsaydı neden olmasın? Yanında takılayım. şöyle bir yani güzel giderdi. Havuzda şöyle güzel olabilirdi ama maalesef bir gün olursa neden olmasın? Çok, çünkü çok abi, çok izleniyorlar ya. Çok izleniyor. Bak ben World of Evet. Tank yayını yapıyorum mesela genelde Twitch'te. Benim yayınıma abi işte kaç kişi geliyor? 10 kişi geliyor, 12 kişi geliyor. Bir tane kız World of Tank yayını yapıyor. Bir bakıyorum böyle 300 kişi izliyor, 800 kişi izliyor. Hani hiç alakasız. Kız da güzel böyle. Vay, ben de izledim mesela yani. Benim yayınımdan çok onun yayını izliyorum ben mesela. Bana bir... Evet. Öyle. Gözde ablam iyi bilir onun muhabbetini. Gözde de, evet, gözde de iyi bilir kesinlikle. Ha, şey diyeceğim işte, senin böyle farklı bir şeylerin var mı? Hani sadece oyun dışında farklı bir şey yapayım, çünkü müzikle de alakalısın. Az önce onu söyledim. Abi müzikle alakalı. Müzik genelde daha çok bir anda açınca izlenmeye başlıyor genelde geliyorlar. Bir de abi biz dalgasını aramızda ASMR'ye çeviriyoruz bazen. Yayını öyle Sen nasıl bir buldun ben arada küçük şakacıklar yapıyorum öyle zevk doluyor. Kan evet. yapılacak. Aa, havuz işlerini ertelemek yok. Yapacağım Cihan'cım hoş geldin. Yavuz şey diyorum, Yavuz diyorum. Şey, Kaan, havuz isteği çok geliyorsa bence bu talepleri bir şey yap. Bir kenara koy yani. İleriki projeler olarak. Kadir hocam hoş Abi geldiniz. şu an biraz spor yapmaktayım. Kaslarım çıktığı zaman en yakın zamanda yapacağım. Aa, şeyi sorayım lan, Ece kız düşürüyor mu böyle şeyle, gitarla mitarla? Bir Akdeniz ya akşamları ha? Oluyor mu Ama yani şöyle bir kız düşüşü var. Yani nasıl diyeyim ki?
Ya gitara düşüyor abi. Böyle en alt segment. O En alt segment yani. on O yüzden üzerinden birlik kızlar geliyor, gitara geliyor diyorsun. aynen çok şey olmuyor. Biraz ben trollüyorum da tam tersi. Mesela Sünger Bob çalıyorum onları. Böyle hayvan gibi bir solo atıyorum. Sonra tutup Sünger Bob çalıyorum. En keyif aldığım bir şey yapmaktan. Bombaymış yalnız ha. Düşünsene kız böyle duygusal bir şey bekliyor. Sen Sünger Bob çalıyorsun. Ya da Bir şey de falan dalga çalıyorsun. geçiyorum birazcık. Mesela biz bir sunucuya girdik Discord sunucusuna arkadaşlarla biraz dalga geçiyoruz insanlarla. İşte Kaan gitar çalıyor. Evet dostum şey bu işte şu senfoninden şu kardeşim. Aynen öyle falan yapıyorum. Ondan sonra böyle güzel bir solo atıyorum sonra bip 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 falan o şekilde. Ben biraz daha bunun trollündenim. Güzel Daha güzel. zevkli oluyor Şey trollemek. var mı? Grubunuz var mı? Bir müzik, çünkü Var. abi, var olmaz mı? Bak ben biliyorum abi, çünkü gitar çalan birinin Şöyle mutlaka var. grubu olur. Evet abi. Cihan Kizir o chat'teki benim çok samimi bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım. Tamam. Kendisiyle beraber biz genelde beraber müzik yapıyoruz. Tabii bir bateristimiz, basçımız ve gitar aynı şekilde var. Kendisi vokal olur. Ben de back Aa. vokal yapıyorum. Cihan o O zaman şekilde beraber takılıyoruz. grubun en Cihan'ın çok popüleri. sağlam bir sesi var. Cihan'ın çok sağlam bir, çok güzel, harika Valla. bir sesi var. Tabii canım yani duysan abi sen müzik mi okuyorsun o mu okuyor diye bir O tık yani derece. kararda arada kalırsın yani adamın sesi çok güzel. Cihan Çok da bayağı yetenekli bir arkadaş. bir, vay be, bayağı bir grup Evet. üyesini, grup arkadaşını burada Kaan övdü. O zaman Cihan'dan bir şarkı Discord'a Grupta tek konservatuvar okuyan benim yani ama rahatla söyleyebilirim Cihan gerçekten çok yetenekli birisi. Yani Eyvallah. müzik okumasını tavsiye çok ediyorum kendisine hala. Çok yetenekli, gerçekten yetenekli. Kulak olarak olsun, müzik olarak olsun çok yetenekli birisi. Güzel, güzel. Grup ne çalıyor sizin? Ya bizde Anadolu çok Rock. değişiyor abi. Şöyle söyleyeyim onu. Biz onu çok şey yapmıyoruz, düşünmüyoruz, böyle planlamıyoruz. Böyle mesela yandan bir kız gelip böyle diyor ki abi bize Skopova çalsana yapıyor. Biz de bakıyoruz şöyle tım diyoruz çalıyoruz mesela. Ya O da kadar. kulak Kulak olarak kendimiz olsun, müzik olarak dertleniyoruz. olsun. Onurcan Özcan Çok iyi. çalıyoruz vesaire. Öyle şarkılarda da çaldığımız oluyor. Bagdan Duman'a geçtiğimizde oluyor. Ben arada tutup Metallica solo atıp içeriği bir bok ediyorum. Herkes bana metal çalma yeter yapıyor. Orada bir öyle bir konum da oluyor. O Vay. şekilde. Yalnız biz ben de mesela şey bir ara gruba girdik. Ben bir şey çalamıyorum, tamam mı? Gruba da niye aldılarsa ben onu da bilmiyorum. Öyle çok eğlenceli ortamlar oluyor. Çok keyifli ortamlar oluyor. Benim arkadaşlarımın çoğu ya gitarcı ya baterist ya yan flüt bilmem ne. Bir aralarında şey benim. Bölük benim yani, bir bok çalmayan ve gruba dahil olabilen bir adam olarak orada bulunmuştum. Olsun abi estağfurullah. Herkesin kendi Yani bir şeyi var tabi. İzlemenin de tadı farklıdır. mesela ben gitar kursuna yazıldım mesela. Kız düşürmeye yazıldık biz gitar kursuna. Yalan değil öyle. Abi ama kursu da şey yapmadık biz. Araştırmadık, tamam mı? Gittik abi kursa. Aa işte kızlar bilmem ne. Bak sınıf 18 kişi, 17'si erkek. Bu ne Öyle olur abi? burada. Onlar da öyle. Entegre hoş geldin. Evet, hoş geldiniz beyler bayanlar. Herkes hoş geldi. Entegrem dalga. Şeyi sorayım o zaman sana, konuyu değiştirdim. Hangi oyunları oynuyorsun şu anda? Yani Twitch'te ve YouTube'da aktif olarak oynuyorum ve bitirmek üzereyim. Ya da bu oyun planında dediğim bir oyun var mı? Şimdi orası biraz sıkıntılı, şöyle sıkıntılı. Abi ben bazı oyunlarda bazen takıyorum. Geçen bu Gökalp denilen bir arkadaş var chat'te. Kendisi benim Dark Souls 3 yayınımı oynarken geldi. Abi ben 2 gün arka arkaya 17 saatlik yayın yaptım. Full Dark Souls 3 oynadım. İki kez oyunu arka arkaya bitirdim. Yok, bir kez bitirdim sonra tekrar arka arkaya bir daha bitirdim. Niye öyle bir şey yap? İki kere üç gün. Yani İki abi. gün yayın geçmişi duruyor hala. 2 gün 17 saat arka arkaya yayın var. Ya biraz oyun konusunda sıkıntıyım. Bir de kimse izlemeyi sevmediği için yani çok hoşlarına gitmiyor beni orada izlemekte. Bazen arada tutup işte CS'ye dönek hadi abim falan filan yapıyorlar. CS'ye dönüyoruz. Sıktı lol geç var mesela bizde. Sıktı lol geç hemen o vardır. Birkaç tane farklı oyunlar da ama genel olarak şu an oynadığım oyunlar Sekiro var. RDR 2'miz var. RDR 2'yi şu an oynuyorum bir yandan. Bir de bir tane oyunu daha oynuyordum. Neyi oynuyordum? Hemen şuradan bakıvereyim. Bir de şu an Resident Evil Village'e başladım. Ha, Ona Village. da bir Aa, çok güzel aynen. o ya. Ona da bir Scream efekti yükledik şeyden. Soundbar'dan mı? Soundbar mı? Neydi ismi? Tam hatırlayamadım. Oradan Scream efekti yükledik. Bunlar
Kaan'ın sesine gitti. Vavum yaptı gitti. Müzikçi ya. Havalı gidiyor adam. Ya, bu ne vavum diyerek gitti. Bizde sıkıntı yok değil mi? Dur bakayım. Beyin akıyor mu? Daha oynuyordum. Neyi oynuyordum? Hemen şuradan bakıvereyim. Kaan. Kaan'a Cihan komplo kurdu herhalde. Evet, bir sıkıntı oldu herhalde Kaan'ın bağlantısında. Neyse ben devam edeyim. Sekiro oynuyordum. Daha sonra vazgeçtim abi Sekiro'dan. Ve Abi yine patladım ben. ya bir komplo falan mı kuruyor sizin grup üyeleri? Biri bana komple kuruyor Değil mi? olabilir. Baterist Yine komplo düşkün. kuruyor. Olabilir, olabilir. Ya PC rest attı kendine. Reset attı bildiğin abi. Anladım bacı, sıkıntı yok. Evet, sen Garip. Sekiro oynadın falan diyordun sen. Orada kaldın, orada yayın yaptın, gittin. Yayın gitti yani. Sekiro oynuyorum. Bir de şeyi anlattım. Resident Evil Village'de bu scream şeyi koyduk. Çığlık efekti koyduk. Ben sırf korkayım diye yani elemanlar eğleniyorlar benim altıma sıçmamdan, o bağırmamdan. Scream atıyorlar. Diyorlar Kaan abi biz bu puanları ne yapacağız ne yapacağız diye söylenip duruyorlardı. Tamam. Sound alert'ten sürekli ben korkayım diye pislik olsun diye herifler basıp basıp duruyorlar sürekli. Ben onu gördüm geçen. Rezintan Evet o... otobüsün içine girdiğinde olan olay değil mi? Evet, o güzeldi Evet, ya. bilerek scream atıyorlar. Scream Öyle bir çok küçük eğlence feciydi yaptık. ya. Ama sen kaşınmışsın abi orada yani. Hani scream efekti koyarak gerçekten şeyini kendin kazmışsın. Biraz öyle oldu ama komik oluyor. Güzel Komik oluyor, güzel oluyor. güzel. Ya yayında eğlenmek önemli ya. Sen başta bir şey söyledin yani muhabbete falan diyoruz diye. Aynı kafa, o kafa olması lazım yani. Yani maçta çok ciddi Aynen. oynuyorum. Oyun Ya çok teknik oynuyorum. Gerek yok yani öyle şeyler. Bence de katılıyorum. Biz oyunu oynuyoruz, takılıyoruz. Genelde biz zaten sohbet etmek için beraber toplanıyoruz. Yani benim orada ekstra bir özelliğim yok. Herkesle beraber muhabbet eden adamım yani işte aralarındaki. Peki top 10. Oyunun hangisi böyle top 10? Aa, ben bu oyunu böyle ilk 10 oyun benim bunlar. En sevdiğim oyun bunlar dediğin ilk 10 Hemen oyun. açıyorum. Hemen onu listeme Resident, yaptım. ben tahmin et. Bak Resident Evil kesin vardır. Var. Değil Var. mi? Resident Evil ama ben çok önceden de oynadım abi. Eski oyunlarını bile oynadım yani. O şey mi? Remake öncesi falan mı? Mesela Steam'de Resident Evil 0 var öyle söyleyeyim. Bilmem Sıfır biliyor mı? musun Resident Evil Hayır ya. 0'ı? O ne abi? Resident Evil 0 var Oğlum keklemiyorsunuz değil mi? Abi var mı öyle bir abi. şey? Yok ciddi söylüyorum Resident Evil 0 var. Bakabilirsin abi. Vallahi keklemiyorum. Bakacağım dur. Resident Evil 0. Yani Resident Evil 0 var bende Steam'de öyle söyleyeyim. Resident Evil 0 şey bu bir ilk başta şeyle geçiyor. Evin içine geçen bir tayfa da var. Şey de Hakikaten orada. var lan. Chris Bu ne var. yapıyorsun? Öyle söyleyeyim yani. Resident Evil öyle oynadım ben. Resident Evil tabii ki var. Dark Souls 3'ü %100 koydum abi geçen. Yani ben Dark Souls 3'te bu kadar uzun sürede zorlandığım oyunu hatırlamıyorum. Yani aşırı keyif alarak oynadım Dark Souls'ta. Zaten sana da şeyden WhatsApp'tan yazmıştım hatırlıyorsundur. Evet. Abi beraber oynayalım. O işte ben o gün şeyim o zaman böyle deli gibi oynuyorum oyunu sadece full. Dark Souls'un etkisinde kaldım yani gerçekten. Ama Dark Souls çok şey bir oyun değil mi abi? Çok uzun bir oyun değil mi? Zor, Zor değil mi? uzun, kafa Açık gerektiriyor. Sağ solu. şey harita değil mi? Açık dünya. Evet. Abi Ya çok açık dünya değil de değil mi? yani aslında birbirine bağlı bütün koridorlar ama açık dünyayı oluşturuyor aslında hepsi beraber öyle yapınca. Anladım. Doğru mu oldu? Farklı bir ilerleyiş terimi var. Açık dünya denmiyor ama herhalde, değil mi? Yani denmiyor diye biliyorum. Ben çok fazla Dark hakim Souls. değilim Dark Souls'a. Şimdi Dark Souls dedin. Sonra top 10. Abi ben de çok hakim değilim. Burada chatte Gökalp Öztürk var. Abi kendisinin 800 saati var. Saygılar, sevgiler 800 kendisine. saat. Abi Bir seni ekip alırlar. de 800 saat. Aga derler yani öyle bir 800 saat var kendisine saygılar. Onun dışında söyleyebileceğim en zevk aldığım türden bir tanesi. Oynaması gerçekten çok zevkli. Doom var. of. Doom mükemmel bir oyun. Yani Doom Eternal. Doom'a... Abi neydi öyle ya? Hiçbir şey düşünmüyorsun. Çatır Doom çatır. Eternal'ı daha bitirmedim. Doom'u bitirdim. Eternal daha kaldı. Onun zevkini yaşamak için bekliyorum. Çok iyi abi Köşede ya. duruyor. Çok iyi. Bak Eternal'ı bekliyorum. ben ikisini de bitirdim. Hem Doom'u bitirdim hem Doom Eternal'ı bitirdim. Abi ikisi de efsane keyifli. Yani kafayı Kesinlikle. sıfırlıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Yok Bomba sorun değil oyunlar. Entegrecim canı sağ olsun. Doom öyle. Bir de Doom'un abi eski oyunları var. Sen biliyorsundur belki bu. Piksel piksel daya. Yukarı aşağı yok. Sadece sağ sol var. Evet. O ben onu da oynuyorum işte. Ama ilginç yani hani onu oynayan adam biz mesela yaşımız gereği onu biliyoruz.
Yaşımızdan dolayı oynadık biz onları. Ama hani bilmiyorum, yeni neslin kalkıp da bu Yeni oyunu nesil oynaması de bilmez. Yo, yeni nesil de çok şey bilmez. Ben bilmez biraz abi. şeyim abi. Şeyim rahatsız, bir rahatsız tayfayım Yok lan, ne rahatsız abi bu, bunu rahatsız. Ya hayır yani Doom'un yenisi varken eskisini oynamaz kimse mesela. Onun Oynamaz. için anlamını söyledim. Ya ben mesela Wolfenstein'in de öyle bir oyunu var. Wolfenstein'e başlamadan önce de onun eski oyunu yine aynı şekilde Doom kafasında. Ya hatta hep Wolfenstein Doom'dan önce benim Adam hatırladığım. ağır oyunmuş çıktı Wolfenstein ya. Kaan acayip oyun bu oynuyordum. abi. Ben şey diyecektim sanıyorum, ben LOL, işte Yok Valorant falan, Doom oynuyorum. Ama Doom'un en eskisi var ya, 1770'te falan çıkmış yani. ha. Vallahi helal olsun. Güzel. Eyvallah. Ya, LoL'de oynadım da abi 2 sene biz sana önce falan bıraktım. LoL oynamayın arkadaşlar. Kamu spotudur. LoL oynamayınca abi insan mutlu olmaya başlıyor. Net Allah, fikrim niye? yani. LOL niye oynamaz? Ben de oynamıyorum gerçi Abi de. şimdi 2 sene önce, 3 sene önce, 4 diyeyim hatta. 4 sene önce tam böyle LoL oynarken İki yani sene, üç şeyim sene, dört atıyorum sene, beş böyle. sene falan gidiyor. Aynen. O zaman yani şöyle dedim. Lan, lan çekil lan. Böyle yani ekrana yumruk atmamak için kendimi zor tutuyordum. Böyle deliriyor. Adamı delirtiyor yani. Adam ana bacı küfür ediyor chatten bana. Rahat da duramıyorum. Hani değişik bir oyun. Gerek yok kanser olmaya. Açıyorum Doom'umu. Adamı parçalıyorum. İkiye ayırıyorum. Gayet zevkli. Daha güzel. Rahat rahat parçalıyorum. Ben parçalanmıyorum. Adamlar, peki şey diyeceğim. Bak ben mesela bir şey söyleyeyim burada, ilk anlatacağım bunu. Ben online PES oynuyoruz, tamam mı? Sinirlendim ve klavyeyi kırdım fakat kafamla. Yani bak, senin söylediğin ne oldu? Bak abi, giriyoruz oyuna, tamam mı? Abi oynuyor mu oynuyor mu? Herif çok iyi kötü oynuyor, tamam, leş oynuyor. 1-0 öndeyim. 90'da frikik. 3-4 maç böyle tak gol tak gol tak gol. Abi bir aldım şöyle klavyeyi, şöyle tak diye bir geçirdim abi, tamam. Klavye ikiye ayrıldı böyle. Ve gece saat FIFA ile 1. PES öyle. FIFA ile PES öyledir yani öyle oyunlar. Öyle bir şey oldu mu mesela senin hayatında? İlginç bir olay. Oldu. LoL oynarken benim bir tane mekanik klavyem vardı eski. Böyle tuşları tam böyle zıplayacak gibi vuruyordu. Şöyle bir kez elimi aldım böyle abi şu güm diye bir masaya bir vurdum. Bütün tuşlar böyle gözümün önüne zıpladı etrafa dağıldı. Ya benim o var be. Güzel. Ben böyle tak diye koyup böyle bir tuşlar böyle fırlamıştı o var. Ama şey, insan pişman oluyor. Mesela ben onu kırdım, sen de pişman Tabi. oldun. Gece 1, tamam mı? Ulan. Ya ben pişman olmadım da geri taktım hepsini sonradan. Yakardım abi Senin sonra. öyle bir imkanı varmış. Geri tak. Benim o da yok, tamam. Gece 1 klavye ikiye ayrık böyle duruyor. Kablolar sarkıyor böyle. Evet, ne yapacağız? Kapat bilgisayarı, nereden alırız falan moda oluyor. Çok sıkıntı. Zeynep hoş geldin. Zeynep de Dostum bizim sağ olsun. chatten yine hoş geldin Zeynep. Eyvallah. Bizim de Zeynep diye biri, o sandım. İsim benzerliymiş. İyi, tamam. peki şey sorayım, böyle oyunda sevdiğin karakter, yani oyun karakterleri vardır ya, böyle Abi ben sevdiğin, onu beğendiğin. Aa, top 10'u sayamadım bu arada aklıma hakikaten lan, geldi. bir dakika, şeyi getirdim ben. Doom dedim. Dark Souls 3, Resident Doom. Evil, Mortal Tamam. Kombat. Mortal Kombat'ın bende Oo. şeyi var abi. Böyle Eskileri direkt işte 1990'lar. var. Direkt öyle Var konsolu abi. var abi. Kablolarla şeye bağlanıyor. Tüplü televizyona bağlanma uçlu kablosu var. Direkt bilgisayar o. Yani oyunun içindeki konsolu o. Direkt konsoldan oynanıyor böyle. O ilk oyunu Mortal Kombat'ın o var bende. Tek oyun mu oynadın? Allah, oğlum adamda neler varmış ya. Ben kendim burada... Güzel. Sağlam oyuncuyu almışız. Maneater var. Bir tane köpek balığı insan yeme oyunu. O da Doom gibi. Yani hayatımda böyle güzel stres attım hatırlamıyorum. Maneater da çok güzel bu arada. Maneater. Bayılıyorum. Köpek balığı oyunu. Tamam, ona Çok bir zevk bakarım ben almışsın. aslında. Bir de Lego oyunlarına bayılırım. Genel olarak bütün Lego oyunları çok zevk alıyorum. Çok zevk alıyorum Lego oyunları oynamak. Ama Legolarını illa söyleyeceksem Star Wars derim. Star Wars, ha evet, güzel. Kesinlikle. Call Hani of Duty zaten bir de klasiktir. biz de Call of Duty oynuyoruz, alalım seni takımaya. Gerçi bizim Günay şey, Eski Battle'cı. şey ama ben şey oynamam abi mesela Call of Duty World at War 1 böyle şey. Onun zombi bir tane modu var o çok zevkli onu oynamaktan hala sıkılmıyorum onu oynuyorum Biz mesela. de şey oynuyoruz. Call of Duty bu son çıkan oyun, sondan bir önce çıkan oynuyoruz. Bir de Modern Warfare 2'nin ilkini oynuyoruz. O da bayağı eski böyle. Ama Onların tuttu mu tutuyor VS'leri. yani, hani gayet de keyifli. Kaç oldu Eskilerin senin? adamı kelberiz. Öyle. İki tane adam ne kaldı? Left 4 Dead var. O olmazsa olmaz. Biz onu internet kafede arkadaşlarla çok oynadık beraber. Yani 4-5 kişi yan yana sarılıp bağıra bağıra birbirimize küfür ederek böyle oynadık yani. Left 4 Dead o zaman çok oynadık O öyle. evet ya, o da sarılıyor. Ya top Onu mu?
toplu Böyle oyuncular, böyle toplu oynanan oyunlar çok gerçekten insanı içine çekiyor yani. evet. Ya CS falan da var, onları söylemeyeceğim. CS'yi Yok. Yok abi, çok saymıyorum. Onu standart ya. saymıyorum. Senin gibi böyle sağlam bir oyuncudan, sağlam bir oyun kültürü olan birinden CS demek. Eyvallah. Kalkıp yani adam Wolfenstein falan dedi yani, hani Evet. herhalde. Bir de söyleyecek olarak iki tane kaldı son. Bir tane Outlast var. Outlast'ı sevmemin sebebi, yani bir korku oyununa alabileceğim en güzel korku alıyorum. Çünkü saldıramayıp kaçmak zorunda olmam. Yani yetiyor bana onun şeyine. Outlast'ın en güzel yanı saldıramayıp kaçma zorunluluğum olması sarıyor beni. Güzel. Yani aslında şimdi sen shooter tarzı biraz oyunları seviyorsun. Bir de birazcık aslında eski oyunları, daha böyle bir hikayeli oyunları seviyorsun anladığım kadarıyla. Yo, ben çok fazla oyun oynuyorum ya. Bir, hiç şey yapmıyorum. Valorant da Ayırmıyorum oynadım. diyorsun. Ama Valorant'a dedim ki sen iğrenç bir oyunsun ya. Ben o, çoğu oyunu oynarım, sıkıntı yok ama ya, hikaye modlu oyunda oynadım da şu an bunun arasında yok ya. Hikaye modlu oyunlar böyle çok şey çekmedi. Mesela Last of Us vesaire gibi oyunlar böyle çok şey yapmıyor böyle. Vay be, çok üzüldüm, güzel oyundu diyemiyorum. Biraz Allah da Allah. aynen. The Last of Us hiç oynamadım da. O da istek listemde duruyor. O da bende var ama bir türlü oynamaya fırsatım olmadı. Evet. Ve son dokunuşum galiba benim. Bu en sevdiğim oyun, yani benim en sevdiğim oyun. Bu herkes garipsiyor kim anlarsa. Abi benim en sevdiğim Half-Life. Half-Life. Adama 30 bak abi, saat adam. 30 saat ilk Half-Life'ım var. Half-Life 2'de 40 saatim var. Sonra bir de onun remake'lisi var. Onda da 20 saatim var. Half-Life'ın ek paketleri var. Onda da bir 15-20 saatim falan var. Bir de Half-Life'ın Black Mesa diye bir ilk şey var. Remaster var. Şey yapımı. Oyuncuların yapımı şeylerin bu. Oyuncuların kendi yaptığı bir oyun. Onda da bir 5-10 saati mi ne var, öyle bir şey var. Ya Half-Life açıp sıkılıp o oyunu Half-Life'çı. oynayıp Eyvallah. duruyorum. Eyvallah. Ya sen bayağı bir hakikaten hani sağlam oyuncuymuşsun. Açık, ben bana göre çok Half-Life'cıyım iyi. Ben genel geçer böyle bir oyunların hakkında bilgim vardır. Ama sağlam oyuncuymuşsun. Peki şeyi sorayım ben. ben. Teşekkür Neden ederim. mesela oyun incelemeleri falan yapmıyorsun kanalında, öyle bir Ya şey değil. abi çok benlik değil şimdi. Ben hani o kadar çok anlamıyorum. Hadi kendim, ben şeye bakıyorum yani. Eğleniyorum. Şu müzik çok farklı. Abi oyun çok farklı bir şey bence. Yani şimdi ben Mortal Kombat'ta oynuyorum. Elemanın teki de gidip mesela CS oynuyor. Şimdi adam kafasına sıkmayı seviyor. Ben adam dövmeyi seviyorum. Yani orada bir Açılamıyorsun. anlaşamayacağız. O Anladım. yüzden yani farklı bir durum var orada. Ben bu adama diyemem. Bu oyunun bak bu şöyle yani. Şey bir şey yani, bence biraz oyun kişisel bir şey. Herkesin kendi aldığı zevkler var yani. O yüzden Kesinlikle mesela doğru, Half-Life doğru. oynuyorum abi. Half-Life 1 oynuyorum. 30 saatim var yani. Değil mi? Şimdi Yani bana bunu diyen şimdi adam. Aynen. bir de şey Ne olacak, şimdi diyeyim sen yani bu kadar böyle oyun bilgisine hakimsin. İşte Half-Life 1 oynamışsın, Doom eski versiyonlarını oynamışsın, bilmem ne. O Mortal Kombat şeye takılan hali var sende, en eski hallerinden var. Kalkıp beni adama şimdi bunları anlatmak da biraz zor. Yani genelde yeni kitle şey böyle, hani oyunu iyi mi grafikler, iyi yapıştır geç, hani oynayayım geçeyim kafasında. öyle. Resident Evil'ın mesela eskilerini oynamışsın. Eskileri çok zordur Resident Evil'ın. Hala zordur Tabii Resident canım. Evil serisi. Zor. Hani yeni oyuncular ya da yeni insanlar buna gelmiyor. Yeni nesil buna gelmiyor. Adam diyor ki abi ben bitireyim gideyim. Erhan hoş geldin bu arada. Teşekkür ederiz. Evet, oyun karakterleri. En sevdiğin oyun karakterleri. Abi benim en sevdiğim oyun karakteri bir tane var. O da Gordon Freeman. Half-Life diyorsun. Aynen, Half-Life tamam. Gordon Güzel. Freeman'ı severim. Bir de Güzel. G-Man diyebilirim illa da. Ekstra bir paket daha tutuyor. Ekstra. G-Man de çok gizemli, güzel karakter. Evet, o da bonus olsun yanına o zaman. G-Man'le Gordon Freeman ikisi gördüğüm en güzel düşmanlar yani. O ya, bir de biraz diyalogları bilmek lazım tabii de, çok güzel bir şeyleri var ikisinin. Hani bilinmemezlikle, bu bilim adamının VS'si çok tatlı geliyor bana. Evet. Dead Space oynadım mı? Oynadım. Dead Space 1'in başını oynadım. Dead Space 3'ü oynadım. Ya 1 2 3 oynadım ama 1-2'de biraz çok oynamadım. 1-2 biraz, ya 3'ten başladım çünkü. İlk 3. oyunu oynadım. 3 çok aksiyonlu bir oyun. Ya 1-2'ye göre. 1-2 daha korku tarzı, biraz daha böyle ağır işliyor. 3 oynayınca çok aksiyonlu geldi. 1-2'ye böyle bir dönemedim. Ama remaster mı? Remake mi ne çıktı Dead Space 1'in? Onu tekrar bir Ya bakmak istiyorum. ben Dead Space olayında ben hem sana sorayım, hani biraz daha kolaya mı kaçmış Dead Space 2, 3 gibi Ya yani. Çünkü bir dediğin gibi çok keyifli ve çok korkutucu bir oyun. Çok gerilimli bir oyun, bunu hissediyorsun. Ama abi 3 şeye dönmüş böyle ya, Shutter'a dönmüş sanki, çat 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 ya çat ben gidiyor. 3'ü biraz küçükken oynadım.
Altıma sıçarak oynadım abi, ben onda da yine korktum yani. Ben Resident Evil'da çok korkarak ilerlemiştim o zaman. Bana öyle bir hava bırakmıştı. Sonra tekrar oynadığım zaman şeyi fark ettim. Oyun bir vesaire şey mesela, hani bayağı bir böyle ağır ilerliyorsun. Vuruyorsun, fırlatıyorsun, ağır ağır öldürmen Değil mi? gerekiyor. O kara, şey dar alanlar. Dead Space 3 öyle değil abi. Dead Space 3 direkt şey yani aksiyon oyunu direkt. Dead Space 3 korku da var, biraz gerilimi var ama Dead Space 3 ya aksiyon oyunu. Kesinlikle şeyi O oynadın biraz mı? farklı bir kafa. Kalista Protokol oynadın mı ya da oynayan birini izledin mi? Ne diyorsun? Çok böyle Kalista hype'landı, çok şeyi yükseldi. izledim. Kalista Protokol'ü şeyden izledim. Enis Kirazoğlu'ndan baktım videosuna. Şey diyordu Enis Kirazoğlu Kalista Protokol için. Oyun güzel. Dead Space'in zaten bayağı işte hani benzer Benzeri. yapımcıların zaten Aynen. işi. Oyunda şeyi geldi. NPC'lerde bazı sıkıntılar olduğunu söyledi. Bir de Abi. abi oyun çok şeymiş. Yakın dövüş odaklı. Bak. Hiç ilgimi çekmedi. Hiç ilgimi çekmedi. Ben şey istiyorum. O lazer tabancasıyla sıkmak istiyorum abi. Bacak Benim koparmak istiyorum. istediğim o. Hemen ben onu istiyorum. Ben Kafasını. dojiyim da yok Değil mi? kafasına şununla vurayım. O bana çok şey gelmedi. Bakmadım o yüzden. Çok ilgimi çekmedi. Ben abi. Ben sıkmak istiyorum. Çok doğru diyorsun. Ben bir de gaza gelerek aldım onu, tamam mı? Aldım. Yayını da açtım böyle 2-3 bölüm. Ta Allah belasını vermesin. Abi olay ne biliyor musun? Dediğin gibi yakın dövüş. Adam hamleyi yapıyor. Kaçıyorsun. Vuruyorsun. Kaçıyorsun. Vuruyorsun. Merminin olmasına bile gerek yok. Hani Onun o kadar muhabbeti o. motora bağlıyor. Bir de sıkıntı şurada. Üçüncü görüş açısından görüyorsun ya oyunda kendine. Dar alanlarda böyle kamera sapıtıyor. Adamın içinden geçiyor. Arkada kalıyor falan. Ve o açıdan baktığında sen arkandaki adamı göremiyorsun. Çünkü orada bir script gibi bir şey giriyor aslında. Yani bir dövüş animasyonu gibi bir şey giriyor. Hamleni yapıyorsun, kaçıyorsun, vuruyorsun. Orada hiçbir şekilde arkaya bakma durumun olmuyor senin. Dolayısıyla arkadan gelen düşmanlar seni çok rahat tokatlıyor. Ben oyunu hiç beğenmedim bir süre sonra. İşte NPC'lerine sıkıntı var diye söylemişti Heh, zaten Guinness Kirazoğlu. kesinlikle Biraz değişik berbattı. şeyleri var diye. Yani berbattı. Yani Hiç... bir dediğim gibi hani ben oyunun dedi ya ben almayı düşünüyordum. Ben ilk gördüm oha lan Dead Space geliyor lan oldum yani. Dead Space'i Alacaksın gerçekten çok abi, sevdim. tabii. Söylemeyi unuttum. Ya yani ben listeme koymayı unutmuşum yani öyle bir oyun benim için Dead Space aynı şekilde. Serious Sam de burada mükemmel bir oyun. Aklıma geldi Sirius'tan da hemen. evet. Diyordum ki yani onun avradını Dead Space geliyor lan yapıyordum hani. Baktım adam şey dojlayıp vuruyor. Böyle şey oldum. Anın yani böyle kaldım öyle. Değil mi ya? Bir anda böyle bütün şeyin gidiyor. Şeyi sorayım sana. Benim çok sevdiğim bir oyun var, onu sorayım. Metro serisi oynadın mı? Değil mi? Yani lokum. Lokum abi. doruklarına kadar Bu kadar hissettiğim hissettiriyor. bölüm. Aynen aynen öyle. Ya gel. Erhan şey yazmış. Optimizasyon sıkıntısı var demiş. Neyle optimizasyon sıkıntısı var Erhan? Neyse yazar o, biz muhabbet devam edelim şimdi. Şeyi de sorayım. Böyle yayın sırasında başına ilginç bir olay geldi mi? Yani klavyeyi söyledin gerçi az önce, hani onu söyledim ama onun O dışında yayında değildim de. En bir şey var. Ya yine mi düştüm? Düşmedim yok değil mi? yok yayındasın. Ha tamam. Ha Bir tamam. tane sinek var şurada, okey. Artık Biz kafa şey psikolojik olarak düşüyormuşum gibi kesin düştüm ben, kesin hissediyorum falan diye böyle. sadece. oyunlarda ilgili ya oyunda şey optimizasyon sıkıntısı varmış bu arada. Öyle yazdı. Tamam. Hangi oyunda aga, Şey hangi oyunda? Onu şeydi. soruyorum Kalisto ben. Ha Protokol. tamam, okey, Kalisto Protokol. Aynen. tamam. Şöyle bir şey var. Ben yayın açmadan önce uzun süre bayağı yani uzun zaman önce bayağı oyun oynadım. Sürekli oyun oynadım. Abi hiç yani böyle çok nadiren ya mesela Cyberpunk oynadım. Update'i geldiğinde oynadım. 1.5 mi? Öyle bir şey Hiç yaması geldiğinde beğenmedim ya. oynadım. Hiç beğenmedim. Ben aşırı eğlendim. Gram bug'la karşılaşmadım. Bir kez arabam yukarı uçtu. Öyle bir şey yaşadım. Ama hiçbir de yayında değildim. Abi yayın açmaya başladığım günden beri her oyunun bug'ı üstüme geliyor. İmkansız olan yerlerde ölüyorum. Mesela Dark Souls'ta bir yer var abi. Aşağı atlıyorsun. Ölmen mümkün değil. Bir yere çarpabiliyorsun. Oradan geri aşağı sekip düşüyorsun. Ama ölmen mümkün değil. Orada öldüm ben. Yayın Bütün açtın. oyun... Vallahi öyle. Bütün oyun bug'larını buluyorum. O yayın açtığım günden beri bütün oyun bug'ları bana geliyor. Bütün hangi lanet şey varsa karşılaştım yani. Ya ben şeyi söyleyeyim, Cyberpunk'ı söyleyeyim. Ben abi niye beğenmedim biliyor musun? Onun combat olayını, o dövüş mekaniklerini, dövüş aksiyon anındaki olayları hiç beğenmedim. Vuruş hissiyatı alamadığım, böyle adamlar bir garip. Tamam Ha orasına yapay. katılıyorum. Vuruş hissiyatına katılıyorum Yok ama abi ya, o ben hani şeyin
Bir tane tabancası var. Neydi uzun saçlı eleman, onu unuttum ya. Hatırlamıyorum. Ben isimleri bile yani. Bu ben, bir de ben rockçı olduğum için, elektro gitarı sevdiğim için ayrı bir şeyim var. Hoşuma da gitti karakter olarak. Neydi? Uzun saçlı eleman işte, bu ana karakter olan, herkes övdüğü şey. John neydi? Keanu Reeves'in oynadığı işte. Kenry's. Wow, tamam, uzun Ha. saçlı. Okey. Onun bir tabancası vardı. Onun tabancasından full onunla oynadım ben. O harbiden ama bana verdi o vuruşu. Bayağı sekiyor ya, şeydi, verdi yani mesela. Keanu Reeves'in tabancasıyla oynadım full oyunu. Bir ondan zevk aldım. Bir böyle otomatik sıkan silahlar falan vardı. Böyle çok boş hissettiriyordu. Bütün oyun Keanu Reeves'in tabancasıyla oynadım. Aşırı güzeldi. Güzel, evet. Yani o tip şeyler güzel de işte ben çok hissiyat alamadım mı hiç, yani üstüne gitmedim oyunun. Bir kere daha bizim Günay ya yükle bak bak iyi oyun, bir şans daha ver falan modu oldu böyle. Ya güzel, ben beğendim genel olarak. Ben bir de update'ten sonra oynadım. Bug falan da çok yoktu ben. Hani vardı kötü sıkıntılar gördüm ama öyle çok karşılaşmadım. Yan hikayeler mesela daha zevkliydi. Klasik zaten şeyin yapımcının adını unuttum ya. Neydi? Witcher'ın yapımcının. Aynı işte. Adını unuttum yine. Onların CD Projekt muhabbeti miydi? bu. Ha, CD CD Projekt. Projekt. Evet, CD Projekt'in ya bütün oyunu yan Sağ ol hikaye Fırat, hoş mükemmeldi. geldin dostum, hoş geldin. Güzel, bak hikayesi mükemmel. Ben hikaye için oyuna yaklaşık böyle 4-5 level dayandım abi. Tamam, ne olacak? Nereye gidiyoruz? Dur bakalım. 4-5 level böyle şey, stage dayandım ama abi aksiyona giriyorsun. Ben ne vurduğumu hissediyorum. Ne aksiyon, böyle bir o aksiyon tadı veriyor bana, hiçbir şey vermiyor. Öyle öyle, yani ona katılıyorum. Bazı tabancalarda ve şeyler öyle, katınayla falan oynayınca farklı oluyor ama. O Gözde O abla hoş geldin. şey yapma. O Gözde Hanım, hoş Gözde Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Gözde Hanım da buradaymış. Abim Demon Souls'ta yardım edeceğim, deneyeceğim şansım. Souls. Erhan da şey, Diablocu. O da onlar da Günay'ı Diablo'ya almışlar, bir şey Geçen gördüm, söylüyorlardı. konuşmada gördüm. Dedim zaten 1.000 lira verdim abi, helal olsun, saygılar dedim. Vallahi harbiden helal olsun Erhan. Erhan da mesela şeydir böyle, hani biraz daha farklı bir oyun anlayışı vardır. Böyle açık dünya, role playing falan, o tarz daha böyle yatkındır. Benim biraz başım ağrıyor abi artık. Açık dünya oyunları oynarken biraz başım ağrımaya başladı. Gerçekten hani bazı görevler yaparken çok boş hissediyorum ve bitmeyecekmiş gibi geliyor. Bir de benim oyun bitirme takıntım var. Ben çok sinir oluyorum. Yani Bitmedi mi? bomboş geziyormuş gibi, böyle mal gibi hissetmeye başlıyorum. Yani şey oyunu, MMO oyunu ya bildiğin, Metin Aha. 2 gibi yani, ya da işte New World gibi. Böyle kendimi mal gibi hissetmeye başlıyorum. Sadece durup böyle adama QA'ye falan basıyormuş gibi hissediyorum. Çok sinir olmaya Ya başlıyorum ona o olayı birazcık. ben nerede hissettim biliyor musun? Bak belki katılmayacaksın ama abi Forest'ta hissettim, tamam mı? Aga biz Forest'ta, tamam, biz de oyunu bilmiyorduk. Biz de eblektik. Aga biz Forest'ta eblek gibi 3 saat haritanın bir ucundan bir ucunu yürüdük. Gözde de bak, bu da o da. Ama o Sonra oyun bir öyle daha. oynanmıyor işte. Muhabbet oysa zaten. Kesinlikle. Abi biz bilinçsiz oynadık. Gidiyoruz bir Bir yere. de işte şey çok güzel değil. Biz biraz da internetten baktık. Şurada mağara var, silah var. Hadi silah almaya gidelim. Öyle Değil. olunca şey oluyor abi, hani Aynen. komutlar belli şey oluyor. Mesela biz ilk Forest'a girdiğimde ben şeyi hatırlıyorum ya. Yani arkadaşımla Cihan mesela chat'teydi az önce, onunla beraber oynadık. Bir tık Aha. rush atalım, hadi atlayalım. Lan nereye geldik falan. Lan nasıl bossmuş falan. Onun tedirginliği vesaire, çok eğlenmiştik. Ev yapıyoruz falan böyle. Aşırı keyifli gelmişti. Bir yandan sohbet ediyoruz. Öyle sarıyor. Ama diğeri komutlu veriyor musun gibi oluyor böyle. Aynen öyle. Run Forrest Run. Run Forrest Run hangi filmde geçiyor? Hadi. Bilen varsa bir hediye ver. İlk yazana Run Forrest Run. Bak Gözde sen sus ama, sen biliyorsun herhalde. Kaan sen de biliyorsan sus. İyi tamam. Senin öyle potansiyelin var. Tanıdık geldi de öyle. Şeyden Steam'den 100 TL'lik bir oyun hediye edeceğim. İlk bilene. Run Forrest Run. Benim konuşma hakkım yok mu abi? Abi sen bilirsin. Ben şimdi bak, metalcisin, rock müzik dinliyorsun. Müzisyensin. Az çok bir kültüre sahip olduğunu düşünüyorum. Onun dışında gitmişsin abi, manyak manyak 1990'lı yılların oyunlarını oynuyorsun. Kesin bilirsin bunu. Evet. Sorumuz bu. Yazanlara 100 TL'lik Steam oyunu hediye edeceğim ben. Nasıl hediye edeceğiz bilmiyoruz. Forest Camp. Frostgrom. Aa. Tamam. Aa. Ben de öyle çok hoş. Witcher ilk oynayışı öyle maaşla bitirmiştim. Oyun ilk kez bana 4 kez ödüm Witcher oynadı mı Kaan? oynadım. Witcher 3'ü oynadım ama sadece. Witcher'da çok güzeldi. Witcher'ın bir saatten sonra ana hikayesi ilerletemeyip yan hikayeleri oynadım full. Yani çok iyi hatırlıyorum. Full yan hikaye oynadım. O kadar sarmıştı beni. Ha, oraya gelelim. Bu açık dünya oyunlarında bitmiyor gibi hissediyorum diyorsun ya, ben de ona katılıyorum. Witcher'da gram hissetmedim işte onu. Abi CD Projekt'in yan hikayelerinin hepsi 10 numaraydı. Taş gibiydi, mükemmeldi. Aynen öyle. Yani değil arkadaşlar, Forest Camp değil.
Oğlum, oğlum nasıl sallıyorsunuz lan? Yani bildiğin sallıyorsun ha. Al yazmanın Dur Selbi abi, boyunumda evet. geçiyor. Oh, bakalım kim bilecek? Abi hemen yaz şeye, Google Opera Run Forest Run neymiş? O açık dünya olayında ben şeydim abi. Mesela Assassin's Creed Odyssey oynadım ben. Tamam mı? Hala bitmedi oyun. O oyun da beni merak ettiriyor, tamam mı? Sokrates'le konuşuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Hani yan görevler tırt gibi geliyor ama ana görevlerde çok böyle acayip bir altyapı oluyor hissediyorum ben. Hani o yüzden de bazı oyunlar gerçekten açık dünyada keyif veriyor. Odyssey'de ben de zevk almıştım. Sonra Valhalla'ya geçince kendimi yine aynı oyunu oynuyormuş gibi hissedip bırakmıştım mesela Valhalla'da. Ama yani Odyssey şeyi daha çok veriyor. Spartalı ve hani vur lan mızrağı üstüne Değil çık mi? vur şeyi veriyor ama mesela şey vermedi yani. Valhalla böyle abi balta vuruyor. Evet. Ya o Odyssey'de hissettim yani, o Spartalı çık üstüne vur geçir şeyini aldım yani. Aradım Evet. internette Forrest Gump çık. Yok yok. World World of Tanks kim yazmış? Erhan. Erhan, evet, Erhan kazandı. 100 TL. Tanks. 100 TL'lik oyun Erhan'ın hesabına. Yok arkadaşlar, Abi Forrest ben Gump değil. biriyle sohbet ettim. Dediler ki World of Tanks'ı çok oynayan adamın FBI ajanı olma ihtimali var diyorlar. Doğru mu? Şimdi burada onu dillendirmeyelim. Bizim burasını kesebiliyoruz mu? Bir Bir... saniye. Tamam, anlaşıldı. Evet. Yok abi böyle bir şey ama World of Tanks oynayan adam abi acayip bağlanıyor ya adam oynaya. Bak ben 10 senedir oynuyorum. Bak diyorum ki tamam abi artık hani bir ara veririm. İşte şey oynayayım diyorum. Odyssey. Abi oynuyorsun oynuyorsun oynuyorsun, tamam mı? Ya bir World of Tanks'a bakayım diyorsun. Öyle gidiyorsun yine. Evet, sonraki sorumuza geçelim. Kaan, şimdi bayağı güzel gidiyor aslında muhabbet. Makara tukara gidiyoruz. Yeni fikirlerin var mı böyle ya? Şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle bir şey yapayım yayın için bir fikirlerin var mı? Amaral'la havuzda Ya onu, abi şimdi o zaten olacak. Ona hani burada zaten şey de oldu. Hani tepkiler de hoş. Yani ben reklamını falan da yaparım zaten, hani burada elimizden geldiği kadar hani yayına da geliriz. Print hallederiz. İki balon koyduk mu şöyle falan. Şimdi şöyle abi, ben üniversitenin açılmasını bekliyorum. Üniversitede ben açıldığı zaman orada ev tutmuştuk. Arkadaşlarımla falan beraber biz müzik yayını yaptık bayağı kalabalık bir şekilde. Yani en istediğim şey ki ben yayıncı olmaktan çok müzisyen diye tanınmak istiyorum birazcık daha. Müzisyen olmak bana daha güzel. Yayıncı olmaktansa böyle müzisyen denilince daha akla gelmek daha hoş geliyor hem gözüme bir yandan da. Ya o yüzden biraz müzikten yürümek istiyorum. Müzik de çok ya, sevdiğim de bir iş, anladığım da bir iş. Genel olarak müzik üzerinden ilerleyeceğim. Boş vaktimde açıyorum, oyun oynuyorum. Bir gün tutup şey yapabilirim ama şaşırmaya, yani kimse şaşırmasın. Tutup böyle kaslarım oldu diye of sıkıp böyle aynada böyle falan yapabilirim yani. O da olabilir, belli olmaz. Şey yap. Merhaba. Kaslı bir vücuda mı sahip olmak istiyorsunuz? Bunu Ha yapmanız ha için gereken o 3 adam şey. olabilirim. Bir. O Öncelikle. adam olabilirim. Şey böyle bas ulan bas Değil yapabilirim böyle yani. Eren her şey olabilir. Şey var ya bir tane, neydi böyle, çok iri yarı bir adam var. Ağır konuşuyor böyle. Merhaba. Şimdi okus seni red mi etti? O zaman neydi o adamın adı? Bilirçet. Gökalp Şimdi bilir. kızla ne yaptın? Konuşmadın mı? O zaman böyle konuşan mı? Neydi Ha, şu şey, abilerin adı ya? kolum kaç santim? Aynen 52. aynen. Kolun bak Ya bu. burada. Bak paranol ama kol falan. Neydi adı? Herifin adını unuttum ya. Ben unuttum. Ben de Ben bakmıştım. Öyle çok enteresan komik geliyor yani. mesela bana öyle. Ben böyle video yapayım da birilerine akıl vereyim. Hani abi de ne bileyim enteresan fikirler, ya da mesela şey, bir kızı etkilemek mi istiyorsun? O zaman ona yazma, konuşma. Cevap, ne yapıyorsun abi sen? O zaten diyalog ama sen amına koyayım yani hani bitti. Ne bok yiyorsun? Ya abi bence o biraz eğlence sektörüne kaçıyor Değil ya. mi biraz? Savaş Cebeci, ha Savaş Cebeci Ay, aynen o. Savaş Cebeci, aynen. Şeyi sorayım ya sana Kaan. Şimdi tek sen Twitch'tesin değil mi? Ya YouTube'a da bir video anlatıyorum da çok şey izlenmiyor, öyle şeyim yok. Bir Tamam. Dark Souls videosu attım, bir kez o izlendi sadece yani. Okey. Twitch yayıncılığı, YouTube yayıncılığı, bir de TikTok yayıncılığını koyalım. Böyle bunların arasında bir değerlendirme yapsana. Nedir? Ya da hangisi nedir? Ya bir mesela Abi sana bir gelse böyle.
Ha. TikTok ismini tanımam. O benim için sok diye geçiyor. Oo, bütün TikTokçulara gider yaptık Kaan. Hadi bakalım. TikTokçu var mı? Burada yoktur. Kavga da çıkarmayacağız. TikTok hesabım var, bir kez açtım bakayım diye de. Yani ben oraya adımım atamam vallahi. Umarım atmam, bir gün tutup bu söz gün arkadan bir yerde patlamaz bize. Ama Arkadaşlar. çok kötü. Çok kötü ya. Ama çok 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 kötü kötü abi, abi. girdim yani, canlı yayın açanları gördüm. Elemana para atıyorlar ve attıkları şeyi falan böyle görünce böyle düştüm Değil mi? yani mesela. Abi şey bile Düştüm koşup yani. kameraya koşup geri geri. Aa, Hakan abi, Hakan abi araba attı. Aa falan böyle. Oğlum, ne yapıyorsunuz abi siz yani? Yani Ne para diyeyim? kazanacağım diye götümü açamam yani, o kadar söyleyeyim. Yani TikTok öyle yani. Ne Evet, fikrim kesin. bilmiyorum. Peki YouTube, Twitch? Ha, TikTok çok Yani netti şimdi. Onu ne? Okey. YouTube'a benim atabileceğim, yani kendim adına müzik yaparım, müziklerimi atarım, şarkı söylerim, cover yaparım, onları atarım. Birkaç tane de oyunlarımı atabilirim. Yani oyun yayınları yaparım. Benim bir tane editçim var, Entegre diye. Kendisi chat'e geldi zaten. Geldi, evet, bir Buradaysa yine selam selam meram olsun. verdi. Selam ona da, evet. Entegre benim editçim. Ben onu atıyorum, o editle lan diyor. Yapıyor güzel bir şeyler, tatlı bir şeyler yapıyor. Beğendiğim bazı oyun siteleri var. Onları atıyorum, gönderiyorum. Bir kez ben edit yapayım dedim abi. Ya yaptım, uğraştım ettim ama o kaybettiğim vakti hiçbir şekilde başka türlü değerli, yani çok kötü bir vakit kaybı. Yani edit yapmak çok uzun Uzun sürüyor. sürüyor kesinlikle. Kesinlikle. Ya Şimdi mümkün değil, mümkün değil, uğraşabileceğim bir şey değil benim. Yani aklıma güzel fikirler geliyor, eyvallah falan, hani çok iyi de yapmıyorum ama hani fena da yapmadığımı düşünüyordum. Ama mümkün değil, uğraşamam. Benim öyle bir vaktim yok yani, o kadar. Çok uzun sürüyor. ya şöyle bir şey söyleyeyim yayını izleyenlere. Mesela atıyorum 20 dakikalık bir video kurguladınız kafanızda. Metnini yazdınız. Seslendirmesini yaptınız. O editi yapmak için öncelikle done bulmanız gerekiyor. Ne anlatıyorsunuz? Mesela müzik, elektro gitar. Elektro gitarla alakalı video bulman gerekiyor, resim bulman gerekiyor. Anlattığın şeyle uyumlu olması gerekiyor şeyin. Dediysen onları kesmen gerekiyor. Ciddi bir vakit gerçekten istiyor. O yüzden ben şimdi sordum sana. Şimdi YouTube'da gerçekten edit yapmadığın sürece, iyi bir kurgu yapmadığın sürece ki bence bunun şeyi top seviyesi abi şeydir. Barış Özcan'dır. Yapmadığın sürece çok böyle videoların izlenecek kıvama gelmiyor. Twitch biraz daha şey böyle hani girdim abi oyun oynuyorum muhabbet gibi tıkır tıkır kafasında. Yani dediğim gibi abi, biz de Twitch'te ben hani açıyorum yayını, oyunu koyuyorum. Aynen Bacak muhabbet şöyle kuruyoruz. kamerayı kapatıyorum abi, bak şöyle aynen şöyle bacak bacak üstüne atıyorum böyle, böyle yayılıyorum böyle. Konsolda böyle tutup oyun oynuyorum. Elemanlar chat'te 2-3 bir şey söylüyorlar. Bakıyorum şöyle arada, bakıyorum benimle alakalı mı, değil. Tamam, oyuna devam diyorum. Biri bana küfür ediyor, bir şey diyorum, banlıyorum, geçiyorum. O şekilde benim başka kısa bir şey yaptığım yok yani. Güzel bir şey bu. Evet. Arada tutuyorum, müzik yayını yapıyorum. Chat'ten bir şeyler istiyorlar, ben onu çalmam diyorum ben. İstek parça almıyor adam. O İşte net. bir sevdiğimi çalıyorum sadece, içime geleni. Şey neredeydi senin? Memleket neresiydi acı? Peder Yozgatlı. Sen nerede yaşıyorsun şu anda? Ben şu an Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da. Güzel. İyi. Bursa'ya yolun düşerse gel bir gün bizim burada Eyvallah, müzik inşallah. grubu olan arkadaşlarımız var. Hatta eksi 6 diye bir arkadaş, eksi 6 diye bir grup var bizim arkadaşlarım falan. Onlar da gidiyor çalıyor bir yerlerde. Arada ben de gidiyorum böyle izliyorum falan. Dönüyorum. Güzel abi, müzik Güzel işi yani. güzel iş. Keyifli oluyor. Abi tek müzikle ilgili sevmediğim tek şey, ay yaşlara çalmak biraz çok zevkli olmuyor. Sıkıntı çıkarıyorlar. Bana Aynen. sıkıntı çıkarıyorlar. Çok çene yapıyorlar. O biraz sıkıntı oluyor. Sinir oluyorum o duruma sadece. Evet. Eyvallah Fırat. Ya benim zaten işim şey Fırat hani video editörüm ben. Grafik tasarımcıyım. İşin ne olduğu zaman hani şey yapıyorsun birazcık böyle çok dediği gibi şeyin Kaan'ın çok vakit kaybı olarak görmüyorsun onu. Biraz daha böyle kendi işin ya Hobi. yapıyorsun. Ha, hobi. Eğleniyorsan. Aynen eğleniyorsun. Kaan şimdi müzik çalmak da benim için atıyorum çok ciddi bir sıkıntı olur. Vakıf değilsin. Ben zaten gitar kursuna gittim anlattım işte. Hani niye gittiğimizi. O kadar yani benim müzik o kadar. Evet. Efkardan başladım, mutsuz olduğum için başlamıştım. Harbiden mi? Evet. Ben mutsuz bir adamım birazcık. Hiç öyle Yok, görünmüyorum ha. şakasına Böyle söylüyorum canım. geyik geyik Öyle makara tüpü söylüyorlar. arabaya da falan. Pozitif öyle gözüküyor. Aynen. O O zaman da şöyle yapalım. Şimdi chatten sorusu olan varsa genel oyun moyun neyle alakalı olursa olsun sorabilirsiniz. Biz de yavaştan toparlayalım. Bir de şöyle bir şey yapalım mı Kaan? Şimdi aklıma geldi açıkçası spontane. çalacağım. Bir müzik Çalacağım. bir şeyi çalar mısın bize? Ankara'dan Benim Çalarım bu arada. arkadaş
bir arkadaş vardı ya. Adını hatırlamıyorum bak çocuğun, tamam mı? Adam çok iyi gitarcı. İş bulamıyor, tamam mı? Sağda solda, en sonunda burada Bursa'da bir tane pavyonda çalmaya başladı, tamam mı? Abi diyor, adam diyor Ankara'nın bağlarını istiyordu benden diyor. Düşünebiliyor musun diyor. Öyle abi, müzik işte öyle bir şey. Gerçekten öyle bir şey. Ben abi elektro gitar Aleykümselam Özlem, hoş geldin. çalıyorum. Metallica çalıyorum. Hani gidiyorum işte ne bileyim böyle metal gruplar, böyle bilinmeyen şey böyle gruplar, Avenged Sevenfold falan çalıyorum. Böyle güzel bir solo atıyorum falan. Eleman bana gelip diyor ki abi C5 var mı abi? Abi rap var mı abi? Böyle yapıyor abi. Yani şöyle bir tane burasım geliyor. Yani müzik böyle bir şey maalesef. Bizim halkımızın bildiği, müzikten anladığı şey bu. Evet. Yani öyle maalesef. Özlem aleyküm selam, hoş geldin. Evet, o zaman hadi çal bize bir şey, ben de oynayayım. Şunu bir tabi olsa da benim bağlamam lazım önce. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Chat'ten soru gelmiyor. Chat ölmüş galiba. Chat genelde tanıdık olduğu için herhalde çok fazla. Benim tanıdığım kişiler gelip bir gitti, selam verip gel, gittiler Aynen abi. galiba. Benim de tanıdıklarım var. Ne soracağız lan diyorlar bu. Zaten onu tanıyoruz. Öbürünü de tanıyoruz. Aynen Öbürü işte şey be falan. o sohbet oluyor. Öyle. Ne çalacağım? Ne çal? Hadi sen çal, biz bilmeye çalışalım. Da güzel fikir. O da tatlıymış. Ama o zaman hiç bilinmeyecek şeyler çalabilirim. Ya o kadar da zor olan. Abi temiz geliyor mu gitar, önce onu sorayım. Çok iyi. Efsane. Peki yüksek falan geliyor mu? İyi mi ayar? Birazcık kısarsan şu, bir tık kıs. Böyle atıyorum 8 ise şu anda şeyi, 6'ya falan gelir. Şu an çok mu geldi? Bir tık daha kıs. Bende şey var ya, ibre var ya, ses ibresi. O bayağı bir kırmızı oluyor çünkü. Süper. Süper. Cam. Bu da Hayda. benden bir Hadi bakalım. şaka olsun. O zaman Şey. bir de altlara bir şey çalayım ilk saniye. Çal bilemedim. Abi Metin 2 nasıl bilmez? Metin 2 mi? Metin ikimiz Allah be. bilmez. Ben ilk başta Gülpembe gibi geldi bana. Yok artık. Son dedim ne bu? Nasıl ya, unuttum gitti. Neyi çalacaksın? Şeyi çalsan Gülpembe mesela, deneyecektim. çok çok bilindik bir rock parçası. Yani Metallica'dan bir şey çalabilir misin? Giriş miriş. Nothing Gets Me Down falan. Ben de söyleyeyim mi? Sallayayım. So Abi daha sözler girmedi ama sen söyleyebilirsin istersen. Önemli olan girmeden söylemek. Bakayım, ben sözlerini bulacağım. Bulacağım, dur saniye. Sözlerini buluyorum. Bir saniye. Close, So close when I half fall from the heart. Whatever trust me. Ben unutmuşum buralarını. Güzel güzel güzel. Gayet güzel Ama çalıyorsun. ben Metallica'nın daha çok ondan çok metaline şeyim abi. Ama sert. Ooo. Evet. Baston
Güzel. Adam gitarcı, oyuncu, bir de Adam yakışıklı. gitarcı. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ ol abi. O Evet. senin karizman. Eyvallah. Ne demek? Yani Kaan, yavaştan toparlayalım diyorum. Sen nedir durumun? Var mı senin söyleyeceğin bir Tabi. şeyler? Hiç fark etmez. Bendik hiçbir ekstra Yani. söyleyebilecek bir şey yok. Benim chat burada zaten. Biz mesela yayını şöyle kapatıyoruz. Tamam, ben kapatıyorum. Hadi bay bay diyorum. Şap Kapatıyorum. diye kapat. Discord'a geçiyoruz. Biz öyle. Öyle bir O şey zaman söylemiyorum. bak Ben kapatıyorum, hadi diyorum. şöyle bir şey yapalım. Biz ikimiz şimdi yaptık ya bu muhabbeti. Bir sonraki yayında sen, ben, Gözde, Günay olalım. Şöyle oyun moyun muhabbet makara gitsin. Olur mu? Tabii ki, neden olmasın, Oldu o zevkle. zaman. Okeydir. Evet, şimdi ben sorduğum sorunun cevabını vereyim. Run Forrest Run sözü arkadaşlar Tyler Durden tarafından Fight Club filminde söyleniyor. Yok artık. Aynen. Kimliğini aldıkları bir adama Run Forrest Run diyor Tyler Abi, Tyler Durden ceketi var mı abi? Satıyorsunuz mu? Durden. Ben de şey vardı, Fight Club sabunu vardı bir ara. Nereden bulmuştuk bilmiyorum. Öyle bir şeyden almıştım. Ben Zeynep söylüyor abi. Bay bay bile demiyor, kapatıyor direkt. Ayıp, ayıp, çok ayıp. Ben burada Kaan'ı eleştiriyorum. Ben olmaz, olmaz. O zaman çat diye Ya kapatıyormuşum ben. abi. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz. Kaan, söyleyeceğim bir şey varsa, yoksa direkt Çok güzel kapatacağım. yayındı. Çok teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. Vallahi eğlendim. Yüzüm çok güldü. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Aynen Çok dostum. eğlendim. Ben de çok teşekkür ederim. Çete gelenlere de teşekkür ederim. Eğlendik, sohbet, muhabbet oldu. Bir sonraki yayında böyle daha böyle kalabalık bir grup oluruz. Çok daha fazla makara, geyik döner diyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.